Evet, sigara operasyonu başarısız oldu ve 13 kamu görevlimiz maalesef şehit oldu PKK'nın elinde. Sorulması gereken soru şu, askerlerin 13 kişinin önemli bir kısmının polis ve asker olduğu, 10 tanesinin kamu görevi yapan kişiler olduğu, 3 tanesinin de 3 kişinin de sivil olduğu yazılıyor, çiziliyor. Neden 5 yıl beklendi bu operasyon için? Operasyonun başarılı olma şansının düşük olma ihtimali bilinmesine rağmen neden risk alındı? Bu soruları sormak gerekiyor. Sonuçta o insanların hayatına mal olan bir operasyon ve bir başarısızlık var ve her başarısızlıkta olduğu gibi başarısızlığı kabul etmesi gerekenler, yani istifa etmesi gerekenler hala koltuklarında oturuyorlar. Erdoğan bugün Kılıçdaroğlu'na yine hakaret etti. Şu anda tam kelimelerin anlamını bilmiyorum. Buraya da lanse ettirmek istemiyorum çünkü onları biz haber olarak burada söylesek bile adil bir yargı olmadığı için Erdoğan söylediği zaman, Erdoğan söylediğinde suç olmayan kelimeler muhalifler söylendiğinde suç olabiliyor. Açıkçası Kılıçdaroğlu'na hakaret etti ve bugün Kılıçdaroğlu da gerekli yanıtı verdi. Gara operasyonu konusunda 5 yıl boyunca neden beklendiğini ve bu 13 kişinin hayatlarının risk altında olduğu ve operasyonda bir risk görülmesine rağmen harekete geçilmesinin soru işaretiyle neden harekete geçildi ve neden başarılı değil başarısız bir operasyonla sonuçlandı? Bu soruları sormak bizim görevimiz ve her başarısız operasyonda olduğu gibi de sorumluların hesap vermesi gerekir. Elbette ki gönlümüz arzu ederdi ki 13 vatandaşımız kurtulsun ama maalesef böyle olmadı. Siyasi yansımalarına gelecek olursak muhalefet bu defa iktidarın algısına takılmadı ve açıkçası Erdoğan'a hesap soruyor. Milliyetçi duyguların kabardığı bu tür operasyonlarda ya da milliyetçi duyguları ilgilendiren bu tür siyasi ve askeri durumlarda iktidar partisi başarılı da olsa başarısız da olsa seçmen tercihleri konusunda seçmenler iktidarın yanında her şekilde yer alırlar. Çünkü önlerinin karanlık ve çözümsüz olduğunu gördüklerinde mevcudu korumaya çalışırlar. Stratejik açıdan böyle olur. Başarısız bir operasyon olmuş olsa bile 1 Kasım sürecini hatırlamanızı isterim sizden. Ama buna rağmen her zaman siyaseten Erdoğan'ın tuzağına düşen ve Erdoğan'ı bir takım uluslararası askeri ya da ulusal olaylarda sorgulamak yerine acaba oy kaybeder mi, kaybeder miyiz? Acaba sağdan gelen milliyetçi ve dindar oy akışları kesilir mi gibi bir düşünceyle bu tür olağanüstü durumlarda Erdoğan'a ve Erdoğan'ın algısına destek olan muhalefet bu defa hamaseti yapmak yerine Erdoğan'a açıkça karşı çıktı ve Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere medyaya en çok yansıyan onlar da çünkü operasyonun başarısızlığının nedenini Erdoğan'dan sordular. Erdoğan da bugünkü grup konuşmasında Kılıçdaroğlu'na hakaret etti. Bu artık muhalefetin bir eşiği atlattığını söylüyor. Muhalefet üzerindeki ölü toprağını atmış durumda. Önceki gün haber okumasıyla sizlere aktardığım gibi sonuçlar iktidar için daha da kötüye gitmeye başladı. Bundan 2-3 ay öncesine kadar Cumhur İttifakı'nın toplamı 48-47'lerdeyken şu anda maksimum toplamları 43'lere kadar düştüğü AKP'nin ilk seçim kazandığı 34 civarında bir noktada durduğunu ve MHP'nin %7'lerde yani barajın altında olduğunu ve iki partinin toplamının %50'lerin çok altında kaldığını ve muhalefetin toplamda Cumhur İttifakı'nı geçtiğini ve fark atmaya başladığını görüyoruz. Bu yüzden Erdoğan ne yapabilir son olarak elinde kalan tek bir koz var belki de en önemli koz HDP'yi kapatmak. Bunun artık gerçekleşmesi olasılık dahilinde daha önceki öngörülerimizde ve yayınlarımızda
HDP'yi kapatma konusunun Bahçeli tarafından konuşulduğunu ama Erdoğan'ın bunu cesaret edemeyeceğini çünkü bunun ters tepebileceğini söylemiştim. Ama konjonktür öyle bir noktaya ilerliyor ki Erdoğan sıkışmışlığını açamıyor ve artık risk almak zorunda. HDP'nin kapatılması nasıl bir risk olur Erdoğan açısından? Zaten Kürtlerden desteğini kaybetmiş durumda ve son kalan Kürt'ü de kaybedebilir ve Erdoğan'ın ulusal olarak daha çok köşeye sıkışmasına bir yana bırakın, uluslararası düzeyde de insan hakları ihlalleri konusunda çünkü HDP demokratik bir girişim, silahlı bir girişim değil, bir fikir hareketi. Ve bu partinin kapatılması sorunlara çare olmayacaktı. Defalarca kapatıldı. Uluslararası arenada Erdoğan'ın insan hakları ihlallerini daha çok dillendirilmesine yol açacak. Erdoğan'ın sıkışmışlığına net bir çözüm bulamayacak. Bunu kendisi de biliyor. Ama risk alıyor. Şöyle ki tekrar otoriter bir iklimi ülkede güçlendirerek ve milliyetçi havayı daha üst seviyeye çekmeye çalışarak en azından ulusalcı ve milliyetçi oyları almaya çalışacak. Zaten muhalefetin Muharrem İnce vasıtasıyla da parçalanmaya çalışıldığı bir dönemde, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İYİ Parti'nin HDP ile işbirliği yapmaya çalışıldığı bir dönemden geçiyoruz. Erdoğan'ın asıl stratejisi HDP'yi kapatmaktan çok Millet İttifakı'nı parçalamak.